Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sıcak bir ıhlamurla içiniz açılsın. Bugün çok işimiz var, zira harika bir kurabiye yapacağız sizlerle. Saatlerimiz ilerlerken hemen mutfağa. Evet canlar, şimdi hemen askerleri yine her zaman gibi önüme dizdim. Dediğim gibi bu tarif harika. Hemen sizlere malzemelerini saymak istiyorum. Bakın şu şekilde 250 gram margarin veyahut da tereyağım var. Ben tereyağı ve margarini karıştırıp kullanacağım. Daha sonrasında 4 yemek kaşığı pudra şekerim var. 3 su bardağı unum var. Ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi hamur kabartma tozum ve bir pakette vanilim var. Ne bir yumurta giriyor içerisine, ne bir süt, ne de farklı bir şey. Gerçekten yumurtasız, yağsız bir kurabiye olacak. Hem malzemelerim çok az, hem de ağızda kıyır kıyır dağılan harika bir kurabiye olacak. Yılbaşı sofrasında bence harika görünecek. O zaman şimdi hemen bununla başlayalım. Daha sonra böreğimize geçeceğiz. Evet canlar, bu şekilde artık yavaş yavaş homojen hale getirmeye çalışacağım. Canlar şimdi bir güzel artık elimle toparlıyorum. Harika, böyle yumuş yumuş bir hamur oldu. Hemen şöyle yakından da göstermek isterim sizlere. Bakın parmağım içine giriyor. Gerçekten çok harika bir hamur oldu. Şu an bununla oynayasım var o derece. Evet şimdi şöyle son bir kez daha elimle toparlıyorum. Ve hemen bu güzel hamurumuzu geri kabımıza alıyoruz. Hemen arkadaşlar bunu şu şekilde, çok minnak bir kurabiye olacak. İçinde hamur kabartma tozu olduğu için tabii biraz kabaracak. Şöyle nasıl söyleyeyim size, ufak bir ceviz veyahut da büyük bir fındık büyüklüğünde olması gerekiyor. Tabii bu sizin isteğinize kalmış ama çok fazla büyük yaparsanız bu kurabiyenin pek bir numarası kalmaz. O yüzden bu şekilde büyüklükler gayet yeterlidir. Bunları yağlı kağıdıma sereceğim. Ve şu an 180 derecede 15 dakika önce açtığım fırına hop göndereceğim. Ondan sonra pudra şekeri ve tarçın ile mantolama işlemini yapacağız. Yani en zevkli kısım. Şimdi hemen ben bunları fırıma diziyorum. Ve büyüklüklerini son kez sizlere gösteriyorum. Evet canlar, cinnet geçirmeden nihayet bitirebildim. Gerçekten ne uyuz bir kurabiye bu ya. Yani tadı tamam harika kıyır kıyır ama bu kadar neden uğraştırıyorsunuz beni yahu? Arkadaşlar resmen sanat eseri gibi bunları bu şekilde dizdim. Şimdi hemen fırınımıza gidecekler. Fırınımızın ortasında değil de ortanın bir alt tabanına koyalım. 15 dakika kadar pişmeleri yeterli olacaktır. Tabi bu süre uzayıp uzayıp kısalabilir fırının ayarınıza göre. Evet şimdi biz fırına. Ya ama nedir bu samimiyet? Ha? Nedir bu samimiyet? Böyle yan yana dizilmişsiniz. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Minnacıklardı ama büyümeye başlamışlar. Artık son 5 dakikası kaldı. Evet onlar pişerken gelin biz de şöyle hemen mantolama yapacağımız malzemeleri söyleyeyim. 2 yemek kaşığı pudra şekerim var. 2 yemek kaşığı tarçınım var canlar. Bunları bir güzel şöyle harmanlayıp bandırıp bandırıp artık tabağımıza dizeceğiz. Canlar bakın bu arada ne yaptım. Şöyle Aizur'dan almış olduğum yılbaşılı kavanozumu bu şekilde süsledim. Ve içerisine şimdi bu tarçınlı kurabiyelerimi koyacağım. Gerçekten çok tatlı olmadı mı sizce de? Evet canlar biz fırından çıktık. Şimdi hemen en sevdiğimiz işleme, yani şöyle mantolama işlemine geçiyorum. Gerçekten o kadar güzel oldular ki bir tanesini sıcak sıcak hemen bandırıp Ümit Bey'e tattırdım. Ve geçerli puanı aldığımı düşünüyorum yani. Ben bir lokmalık harika oldular. Aynı işlemi şimdi tekrarlıyorum. Thank you.
2020'nin son sabahından şöyle kırmızıları giyindim. Hemen geldim sizlere. Evet, saatimiz şu anda 10 arkadaşlar ve ben hemen kalktım. Dün de Instagram sayfamdaki takipçilerime sabah kahvaltıda su böreği tadında bir börek yapacağımı da söz vermiştim. Hem dün sizlerle zaten konuştum. Kurabiyeydi, çaydı derken biz arkadaşlar videonun devamını çekmedik. Böyle biraz keyif yapmak istedik açıkçası. Zaten bu saatten sonra börek de olmaz dedim. Hani ben fikrim sizlerle beraber akşam hazırlayıp hemen sabaha pişirmekti. Olsun diyorum. Hemen şimdi şipşak zaten hazırladığımız bir tarif. Bu tarifi sizlerle birçok kez denedik. Fakat ben yine de şöyle bir kez daha yapmak istiyorum. Ne yapıyoruz canlar? Şöyle hemen malzemelerimi sizlere göstermek istiyorum. Tekrardan 2 adet yumurtam var. Yarım paket kabartma tozum. Yarım su bardağı sıvı yağım. 1 su bardağı sütümü cezvede gördüğünüz gibi ılıttım. Şimdi hepsini şöyle kabımın içerisine alıyorum. Dakikada su böreği tadında canlar. Böyle bir başlıkta hatta sizinle paylaşmıştım detaylı bu tarifi. Gerçekten biz çok seviyoruz. Kahvaltıya gelen tüm misafirlerime de yapmışlığım vardır. Herkese çok severek yedim. Dedim ki bir kez daha, hatta son kez artık 2020'nin son sabahını şu börekle bir güzel uğurlayalım istiyorum. Kutlama tadında. Evet, böreğimin iç harcı işte ıspanaklı olacak. Hemen tavamdan şöyle bir tabağa aldım soğuması için. Hemen şimdi yufkalarımı tavaya dikmekle başlıyorum. Öncelikle ne yapıyorum? Şöyle çok az tavamın dibini hemen bir yağlıyorum. Ne yapıyorduk canlar? Şöyle bütünce bir yufkamızı şöyle açıyorum. Maalesef bu kez yufkacı yufkası değil. Yani taze yufka değil maalesef. BİM'den A101'den aldırmak zorunda kaldık. Malum biz karantinadayız. O yüzden kimseyi yormak istemedik. Nereden bulursanız oradan alın dedik. Evet, şimdi canlar bakın. Birinci yufkamı hiçbir şekilde kesmedim. Bütün bir şekilde koydum. Şimdi hemen diğer katlarını geçireceğim. Ne yapıyorduk şöyle? Hemen parçalıyorum. Bundan sonrası çok kolay. Sadece birinci yufkanızı hiç yırtmadan sermeniz yeterli. Şimdi şöyle sosumdan dibine hemen döküyorum. Evet. Şimdi yine yufkamdan şöyle yırtarak üzerlerine ilave ediyorum. Bir hasret gelmesinde o şimdi hayallerim, unutların eşinde. Bir taraftan da Ebru Gündeş dinliyorum canlar radyodan. Sesini kıstım, telif yemeyelim. Normalde 2 yufkayla yapıyorum. Fakat bu yufkadan çok beklemeyeceği için katını yükselttim. O yüzden 3 yufkadan, 2,5 yufkadan yapacağım. Böyle artık iç harcımızdan olabildiğince her yerine eşit şekilde yayalım. Bu böreği dilediğiniz gibi iç harcını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Patatesli, kıymalı, ıspanaklı. Ben hepsini denedim resmen. Şu anda evimde ıspanak vardı. Baktım, gördüm ki çok dayanamayacak. Dedim ki böreği ıspanaklı yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle sosundan yine bolcanı gezdiriyorum katıma. Şöyle her yerini sürmeye çalışalım. Şimdi şöyle kalan bütün sosumu üzerine gezdiriyorum artık. Şimdi şöyle artık kenarlarını bir güzel kapatıyorum. Yufkamızın, birinci yufkamızın bu şekilde bütün kalması bu yüzden önemliydi. Evet, şimdi şu şekilde her yerini içine doğru kıvırdım. Ve tava böreğimiz hazır. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet canlar, tava böreğimiz pişti. Olayımız budur. Tam bir yılbaşı kahvaltısına, daha doğrusu yılbaşının gelişine özel kutlamamıza, kahvaltımıza eşlik edecek. Evet, şimdi isterseniz çıtırtıyı duyun.
Canlar şöyle içini de hemen sizlere göstereyim. Bakar mısınız? Bol malzemoslu. Gerçekten harika bir börek. Şöyle netleştirmek de istiyorum. Harika ya. Daha ne olsun? Dedik. Ey salla aşkım. Ağzı Şükrü'ye tutunmaya resmen dağıldı. Şöyle hemen bir kek hamuru çırptım. Daha doğrusu blenderdan geçtim. İlk defa böyle yaptım ama ne kadar pratikmiş ya. Gerçekten hoşuma gitti yani. Zamandan kazanmak için hemen böyle yapmıştım. Gerçekten işe yaradı. Şimdi şöyle hemen yağladım borcamımı. Ve içerisine dökeceğim. Fırınımı da zaten 180 derecede açtım. Önceden ısıttım. Hadi bakalım şimdi hemen döküp fırına. Akşam hazırlıkları devam ediyor. Ve ıslak kekimizin soslanmış hali. Birazdan nar ve hindistan ceviziyle bir güzel süsleyeceğiz. Ho ho ho! Herkese selam canlar tekrardan. Evet, en son ıslak kekimizi de yaptığımıza göre dedim ki Ümit Bey'le hadi şöyle artık akşama yavaş yavaş hazırlanalım. Ki derken zaten o saçını çoktan yapmıştı ve sadece giyinmesi kalmıştı. Ben kullandım pullandım. İçeride bir masa kurmuşuz canlar, görmeniz lazım. Yani bence karantinada olduğumuz için çıkamamamıza, çeşitli mumlar alamadan, yılbaşı süsleri alamadan da elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gelin isterseniz şimdi size masayı göstereyim. Islak kekimiz şöyle nar taneleriyle bize bereket getirsin süsledim. Şöyle mumlarla peçetelere de bu şekilde bir kombin yaptım. Kurumuş güllerim vardı. Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hazırlıklarımızın sonuna geldik. Masamızı nasıl buldunuz? Bence çok harika. Yani elimizdekilerle bence gayet evet, başarı. Biz de elimizdekilerle yitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım 2021 yaratmaz. Harika bir yıl geçiririz. İnşallah. Evet, bir de kendimizi gösterelim artık. Nihayet Ümit Bey ile sizleri karşılayabildik ikimiz. Evet. Aynen öyle. Bir oradaydım, bir buradaydım, bir mutfağa geldim, bu buraya masayı ayarlamaya çalıştım vesaire. Biraz kesik kesik oldu. Telefonumun şarjları çok çabuk bittiği için böyle hemen detaylı çekemedim. Zaten çok uzun olduğu zaman sıkılıyorsunuz diye kısa kısa tutmak istedim. Bu şekildeydi canlar. Şimdi biz bu masanın, bu güzel masanın tadını çıkaracağız. Çıkaralım artık, evet. Aynen. Daha sonrasında zaten beraber yaparız. Jingle bells, jingle all the bells. Evet canlar. Hepinize iyi mutlu akşamlar. Mutlu yıllar ve iyi akşamlar diliyoruz. Evet. Tadı birazcık tırtıklandık. Masayı dikkat ve edelim. Aynen. Bugün evet, çok güzel bir program var televizyonda. Hem tombala oynayalım, hem de onu izleyelim, hem birazcık keyif yapalım istiyoruz. Şöyle bir çay ya da kahve mi yapsak diyoruz hatta keyfimize de keyif katmak evet, için. Çay olabilir önce. Evet, önce çay yapacağız. Olabilir. Şöyle uzun uzun oyunlar oynayıp TV keyif yapabiliriz. Bir sarı, bir yeşil. Evet. Hepsinden şey aynen yapıyorum, böyle karıştırıyorum. Ben aynen. Ya. Geçen seneki süslerimizdi arkadaşlar bunlar. Evet. Geçen yıl neredeydik? Geçen yıl köydeydik. Bizim annemizin babamızın köydeydik. Evet, yanındaydık ve gerçekten çok güzeldi. Bütün aile bir aradaydı. Ama olsun, sağlık olsun diyoruz. Hepimiz FaceTime yapacağız bu arada az sonra. Görüntü olarak birbirimizin mutlu yıllar diye evet, yılını kutlayacağız. Bu şekilde şimdi durumlar bizde böyle. Biz artık içeri geçelim. Evet, ilerleyen saatlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Aynen. Güzel gel 2021. Evet arkadaşlar, saat 12'ye yaklaşırken biz de gecemizi sonlandıralım dedik. Şöyle gördüğünüz gibi tombalalarımızı oynadık. Hepinize güzel, sağlıklı yeni bir yıl diliyorum.
İnşallah sağlıklı bir yıl olur hepimiz için. Yaşadığımız bu zor günleri Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Aynı dileklerde ben de bulunuyorum. Bu arada ben yine arka fondayım. Biraz dağıldık. Hemen şimdi çaydan, kahveden, evet, ton baldan sonra artık toparlanıp yatmayı düşünüyoruz. Kendimizce arkadaşlar böyle bir evet, akşam bence çok güzel bir istedik. Gece oldu yani. Evet, aynen öyle. Bizlere hatıra kalmasın istedik. Bu şekildeydi. Umarım sizi sıkmadan izleyeceğiniz bir video evet olmuştur. Hepinize güle güle arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve lütfen bizlere abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Güle güle.